Tabi 20 Ocak e, 2018 itibariyle Türk Devleti e, Rojava, e, Kürdistan'ın Afrin e, şehrine kapsamlı bir e, işgal harekatı başlattı. Tabi 72 uçak, binlerce tank, top, e, on binlerce asker e, ve e, radikal İslamcı e, çete e, gruplarıyla ...büyük bir hareket geliştiriyor. Tabi bu harekete karşı Afrin halkı, yine YPJ, YPG güçleri, yine Rojava'nın tümü güçlü bir direniş içerisinde. Tabii biz özgürlük mücadelesi yürüten insanlar olarak, doğal olarak halkımızın bu direnişini ve mücadelesinden hem güç alıyoruz hem de kutlamak istediğimizi belirtmek istiyorum. Bir diğer nokta tabii Afrin neresidir? Özellikle Avrupa kamuoyu açısından çok önemlidir. Bunun bilinmesi ve yeniden tanımlamasına fayda görüyorum. Afrin aslında bütün Suriye toprakları içerisinde Rojava'nın kendisi de Kürdistan parçası da dahil, Kürdistan coğrafyası da dahil. Şimdiye kadar e, DAEŞ saldırılarına karşı e, en güçlü direnmiş, DAEŞ'i topraklarına e, sokmamış. Aslında biraz bir, yüz binlerce mülteci, mülteciyi de e, e, topraklarına kabul etmiş, korumuş. E, bu konuda aslında son derece istikrarlı, kendisini yetebilen, e, kendisini koruyabilen bir e, coğrafik yapılanma, e, bir e, alan. E, bu açıdan aslında bir de bir örnek e, teşkil ediyor e, Suriye açısından halkların bütün inanç gruplarının işte e, Türk Türkmeni, Kürdü, Arapı, e, işte e, e, diğer halklardan özellikle e, farklı inançlardan yani içerisinde Hristiyan inancına sahip, Alevi inancına sahip, Müslüman inancına sahip çok değişik e, kesimlerin bir arada e, aslında demokratik ve birlikte yaşama hem iradesini, hem direnişini, hem de duruşunu sergiledikleri bir alana. Yani böylesi bir gerçekliği ifade ediyor. Bu aynı zamanda önümüzdeki süreçte nasıl bir sürüye şekillenmesi, yönetim biçimi sistemini de aslında biraz içeriyordu, biraz da tarif ediyordu. Mevcut AKP rejimi Erdoğan, Bahçeli, Faşim kliğinin e, ...saldırısı aslında... ...esasında başta... ...Orta Doğu halklarına... E, ...Orta Doğu halklarının birlikte yaşama geleceğine... E, ...bir saldırıdır. E, bir de bir somut olarak Kürtler... ...buna öncülük ediyor. E, peki bu Rojava'daki Kürtler kim? Bu Rojava'daki Kürtler... E, ...herkes biliyor... Baş, ...başta da Batı kamuoyunu biliyor. Bu Rojava'daki Kürtler... E, ...radikal... E, ...köktenci... ...çete e, e, grubu olan eee karşı aslında bütün Suriye topraklarını özel olarak da Rojava, Rakka, Tapka, Minbiç, Derazur da dahil koruyan, bu konuda mücadele eden aslında bir nevi Batı demokrasisini de layık, laik, demokratik onun muhtevasını da Rojava'da koruyan, geliştirmek isteyen böyle bir iddiaya, böyle bir mücadele, böyle bir savunmaya sahip bir e, direniş e, alanıydı. E, hatırlarsınız mesela şey konusunda özellikle Daesh konusunda başta Şengal olmak üzere daha sonra e, işte Kobani sonrasında da bütün Rojava ve en son Tapka'da geliştirilen direniş sadece bir Rojava Kürtlerinin direnişi sadece Rojava kürtlerin haklarını koruma ya da e, savunma direnişi değildi. Özel olarak Belki Kürtler ama genel olarak Orta Doğu en e, genel anlamda da aslında demokrasi, barış, özgürlük, eşitlik e, değerinden, e, mücadelesinden yata, yana olan bütün halkların e, mücadelesini, e, direnişini, geleceğini koruma e, kavgası yürüttü, mücadelesi yürüttü. Böylesi bir konu. E, role ve e, sorumlu sahip bir hareket. E bu 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 alan e, e, yani Afrin e, Afrin şahsında aslında YPG ve YPJ e, ciddi bir saldırı e, hedefindedir. E, Tabi e, bugün itibariyle 105-104'ün e, üzerinde yani yüzleri aşan bir sivil insan kaybı yaşanıyor. Binlerce, on binlerce insan yerini, yurdunu bırakmak durumunda kaldı. Yine çok sayıda sivil insan yaralı. Bununla birlikte bir de direnen, mücadele eden güçler de Daesh'e karşı mücadele etmiş. Afrin'i korumuş, halkları korumuş, inançları korumuş, demokratik değerleri korumuş kesimlerdir. Aynı zamanda ifade ettiğim gibi Batı'nın demokratik değerlerini Korumuş aslında biraz da daha işin bu köktenci İslam radikal İslamcılığın Batıya yani Avrupa'ya geçmesine de kalkan olan önleyen bir mücadele e, muhtevasına içeriğine e, direnişine sahip bir kesim. E, bunlardan da mesela e, bu kesimin de kalk, katledilmesi, ortadan kaldırılması, bu direniş gücünün kırılmasını da hedefleyen bir saldırı. Bu açıdan aslında hedeflenen ee, özel olarak Kürtler, e, Kürt demokratik değerleri, Kürt ulusal mücadelesi olsa da, ama en genel anlamda insanlık mücadelesidir hedeflenen, en genel anlamda demokratik birlikte yaşama kültürüne, birlikte e, yeni bir süreci oluşturma, inşa etme kültürüne bir saldırıdır. E, Erdoğan'ın Bahçeli'nin öncülük ettiği, geliştirdiği saldırı böylesi bir içeriği ve muhtevaya sahiptir. Ama buna yıllardır Almanya'nın devlet olarak Osmanlı süreci özellikle Osmanlı'nın çöküşü sonrasını Osmanlı'nın çöküşünü hazmetmeyen bir eğilimin bir damarın Türkiye'de işte İttihat terakiden itibaren aslında devlet içerisinde şekillenen, mevzilenen bir geleneğin sürdürücüsüdür Erdoğan bugün. Onun devam e, devamcısıdır. O açıdan aslında şöyle bir şeye sahiptir, yani yeni bir Osmanlıcılık e, perspektifi, anlayışı e, ve aslında şeyle ile hareket eden bir e, Erdoğan gerçekliğiyle karşı karşıyayız. E, bunu e, bilinir yani Alman e, devleti, Alman hükümeti, Alman e, sistemi yani halklar olarak değil Alman devletinin kendisini ifade ediyorum. Türk ulus devlet yapılanmasına çok büyük bir sorumluluk sahibidir. Özellikle ulusalcılığın, ırkçılığın giderek bir klik olarak kendisini örgütlemesi, giderek aslında bütün Türkiye halkları üzerinde faşizm, terör, saldırı, katliam, soykırım politikasını geliştirmesinde biraz bu Alman devletinin yapılandırdığı gerçekliğe dayandırdı. Bu aynı zamanda Türk gladiyosunun şekillenmesinde de Alman askeri mekanizmasının, devletinin rolü ve sorumluluğu var. Daha sonrasında da Alman tankları, Alman silahları, Alman e, panzerleri, e, Alman desteği, Alman istihbaratı e, bugün de aynı e, destek e, bir biçimde Afrin'de devam ediyor biliniyor yani Almanya'nın devlet olarak modernize ettiği tanklar bugün Afrin'e karşı, Afri'nin halkına karşı saldırı gerçekleştiriyor. Evet. e Şimdi böyle bir durum söz konusu. Almanya devlet olarak kendi çıkarları için halkları, Orta Doğu halklarını faşizme, ırkçılığa, soykırıma e, hedef yapıyor. Buna göz yumuyor. Bununla ittifak içerisindedir. Her türlü ekonomik, askeri, diplomatik e, ve e, teknik istikbari desteği sunmuş durumda. Almanya'nın bu tutumundan vazgeçmesi lazım. Yani devlet olarak bu tutumundan vazgeçmesi lazım. Rojava'nın Afrin'in e, Afrin'de insanların katledilmesi, Afrin'in düşmesi Almanya'nın çıkarına değildir. Rojava'nın yenilgisi Almanya devletinin çıkarına değildir. Erdoğan'ın Bahçeli'nin başarısı Er, Almanya'da, Avrupa'da radikal köktenci direniş odaklarının çoğalması Almanya halklarına, devletlerine, Avrupa devletlerine tehdit oluşturur. Bunu Erdoğan çok açık biçimde ifade ediyor. Bunu önleyen, buna kalkon olan, olan bir güce bugün Erdoğan'ın saldırı gerçekleştirmesine Almanya destek sunmamalıdır. Güç vermemelidir. Karşı durmalıdır, politikasını netleştirmelidir. İşte mülteciler sorununu, Türkiye'de e, Suriye'nin e, Suriye savaşında e, Türkiye'ye geçen 3 milyon kişinin e, 3 milyon mültecinin Avrupa'ya geçmesi konusunda Erdoğan'ın Türk devletinin geliştirdiği şantaja boyun eğmemelidir. Bu insanlar çok rahat Rojava'ya geçip Rojava'da da e, mülteciler yaşam hakkı, barınma hakkı bulabilirler. Bu açıdan şimdi Erdoğan Almanya'nın Almanya'nın takkına, istikbaratına devlet desteğine dayanarak Kürt halkını katlediyor. Eee Daş'e karşı mücadele etmiş direniş güçlerini YPG ve YPJ'yi katlediyor. Ama aynı zamanda bunların katledilmesiyle e, ortadan kaldırılmasıyla Batı'nın demokratik değerlerinin ortadan kaldırılması bu barajın aslında bu engelin ortadan kaldırılması sonucunu yaratır. Bu da batı açısından gerçekten ciddi bir e, tehlike oluşturur. O açıdan Almanya'yı sağduyuya, sorumluluğa ve tavır almaya davet ediyoruz. Bu bir Almanya gerçeği ama bir de tabii Almanya'da ya da Avrupa'da halklar, toplumlar gerçeği var. Ve biz dün de izledik. Alman parlamentosunda çok büyük oranda vekiller, Alman siyasetçiler bu durumu tespit etmiş ve görmüş, buna tavır almış durumdalar. Aslında toplumun, halkların e, çağrılarına e, kulak e, kabartmış, en azından buna kula, kulak vermiş bir siyasi irade de Avrupa, e, Almanya'da var. Ama hükümetin tavrı hem bu siyasi iradeyi hem Avrupa'daki, Almanya'daki e, demokratik topluma, e, Kürt halkına e, kulaklarını e, kapatmış, gözlerini yumuş durumda. Ama Almanya şunu bilmeli, Almanya'da çok büyük bir demokratik damar, toplumsal demokratik bir damar var. Alman halkı bu konuda duyarlıdır, sorumlulukla hareket etmek istiyor. Ama aynı zamanda çok büyük bir Kürt ve Türk e, potansiyeli de Avrupa'da var. Bir Kürt-Türk çatışması, derinleşen bir Kürt-Türk çatışması Avrupa'da, Almanya'da büyük çatışmalara büyük... E, sorunlara, büyük çıkmazlara yol açar. E, Türk Devleti'nin bu saldırısı devam eder, derinleşir ve ilerlerse bu çatışma Kuzey Kürdistan'a yayılır. Bu çatışma Orta Doğu'nun tümüne yayılabilir. Kürtlerin olduğu her yerde Kürtler reaksiyonunu, tepkisini doğal olarak ilerletir. Bu bir e, reaksiyonel tutuma evrilirse bu aynı zamanda Avrupa'nın demokratik birlikte yaşama kültürünü de kültürünü de riske sokabilir. O açıdan e, Almanya Devleti'ne e, e, bu konuda e, çağrımız bu sorumlulukla, bu sağduyuyla e, hareket etmelidir. Halklara, e, demokratik siyasi kurumlara, bütün demokratik kamuoyuna kulak vermelidir. Ama aynı zamanda Avrupa'da demokrasi adına, halklar adına, eşitlik ve özgürlük adına vicdanlı, duyarlı bir kamuoyu ve bir siyaset alanı, kurumu, sivil toplum var. Bir basın duyarlı söz konusudur. E bu kesimlerin de gerçekten böyle seslerini daha örgütlü, daha güçlü, daha etkili, daha sonuç alıcı kılmaları gerekiyor o açıdan. Türk devletine e, Almanya'da tavır almak e, aslında bunu e, önemli oranda bu saldırıyı önler. E, barajlar durdurur. Bu açıdan başta Kürtler olmak üzere Türkiye demokrasi güçleri Almanya'da yaşayan yine Almanya kamuoyunun kendisi, sol, demokrat, sosyalist, liberal basını ve siyah demokratik siyasi kurumları, duyarlı tüm kesimleri tutumlarını radikalleştirmeye bu tutumlarını söylemden çıkarıp pratik bir politikaya tavra karara dönüştürmeleri Almanya devleti üzerinde bir baskıya bir tutuma dönüştürmeli ve bu çerçevede yapılacak yapılan Erdoğan ve Türk devleti tarafından yapılan bütün şantajlara karşı tavır koymaları lazım bizim beklentimiz çağrımız bu temeldedir yoksa derinleşecek bir çatışma ee, o çatışmanın bütün bir Orta Doğu coğrafyasına ve doğal olarak Kürtlerin olduğu her yere, her yere yayılmasına ves, e, yol açar. Bu da tabii e, Türkiye'de, e, Orta Doğu'da ve özel olarak da Suriye'de sorunun çözümü, e, savaşın sona ermesi değil, savaşın, çatışmanın sona ermesi, krizin, sorunların, insanlık dramının daha da derinleşmesine ve ağırlaşmasına yol açar. Çağrımız bu temeldedir. Hem devletin kendisine hem de demokratik kamuoyuna e, Türk devletinin faşizmini, Erdoğan faşizmini, Erdoğan milliyetçiliğini, ırkçılığını, Kürt karşıtlığını, insanlık karşıtlığını e, durdurmaya davet ediyoruz.